Tekrar merhabalar, Hakkım Var programından. Mobbing diyorduk. Şimdi mobbingin evet karşılığı var. Yani hayatımızda sürekli iş yerinde bununla karşılaşıyoruz. Ama ne yazık ki hukuki alt zemini yok. Sadece uygulamadan ve borçlar kanunu bambaşka bir kanundan yola çıkarak. Peki bu yani hukuki alt zemini az olan bir konuda mobbing davaları var. Tabii sayısı aslında çok fazla değil. Yaşanıldığının karşılığında bir dava sayısı yok ne yazık ki. Ama mevcut davalar nasıl ilerliyor? Biraz önce de anlatmaya çalıştığımız gibi mevcut davalarda kıdem tazminatı talebiyle ve ayrımcılık tazminatı talebiyle açtığınız bir davada mobbing konusunu çalışan ispat etmek zorunda. Bununla ilgili davasını, dilekçesi vesaireden sonra bununla ilgili delillerini sunacak. Hakime bu konuyu kanaat getirtirecek. Gerçekten orada süreklilik arz eden bir psikolojik şiddet içeren davranışlar var mı diye. Demin de ifade ettiğimiz gibi orada işte tanığını dinletecek gerekirse. Gerekirse o iş yerinde bütün yazışmalarını sunacak. Her türlü hakimi bana bu şekilde kişilik hakkıma saldırıda bulunduğunu gösterecek. Ha, onu o kanaat oluştuktan sonra ki burada da tekrar olağan hayatın içinde hakim zaten o algıyı onu soracağım yaşayacaktır. aslında yani uygulamadan kastım biraz da hani hakimler nasıl bakıyor bu davalara? Ya da sonuç itibariyle mobbing ispat edilebilir oranı nedir? Çalışanın kazanma süreci nedir? Çok kolay bir dava türü değil aslında. Hani keyifli olarak çok net 2 kere 2 4 gibi al şu evraktır, bu evraktır, budur, şudur değil. Ama iş hukukunda zaten genel anlamda davranışlar bütününe dayalı dava türleri olduğu için kıdem tazminatında olsun, haklı fesitte olsun. Hakimler bu konuda artık belli bir tecrübesi ve belli bir algısı oluşuyor hayatın akışına göre. Yani oradaki tanığı dinlediği zaman veya belli bir şekilde bütüne baktığı zaman ki bir de iş yerinin, işverenin eşit davranma, gözetme, bazı ve işçi lehine yorum ilkesi çerçevesinde daha olumlu bakışıyla değerlendirmeler oluyor. Özellikle suçun niteliğine göre de değişiyor. Yani oradaki çalışana karşı Uygulanan yapılan baskı. aynen. Ama yine de çok kolay bir dava türü değildir. Yani basit bir dava türü değildir. Çünkü mobbing gizli de yapılabiliyor. Yani Evet o kadar aslında. Enteresandır ki biraz önce aynen ifade ettiğim gibi anlayamıyor kişi ne kadar boyutta bana mobbing yapıyor diye veya o baskıyı anlamak da bir süreç alıyor ama bunun sonucunda o kişinin psikolojisi tamamen bozulabiliyor. Yani çok 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 ağır bir şey, suçtur aslında. Sonuç itibariyle mobbing uygulanan kişinin de tabii bir etkisi var. Yani uygulamadan en azından görebildiğiniz takdirde mobbing uygulanan kişinin psikolojikman nasıl etkiler olabiliyor? Çok Nasıl bir davranış ya bir süreci kere yaşıyor? O iş yerinde pasivize olabiliyor. Akşam eve gittiğinde ağlama krizleri yaşayabiliyor. Yani bir insanın tekrar diyorum kişine saldırı hem ağır saldırıdır. Psikolojik şiddet çok ağır bir şeydir. Bu kişiler de bize geliyor örneğin müvekkil mahallesinde. Geldiği zaman zaten psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyacak hale geliyorlar. İlaç kullanma boyutuna geliyorlar. Çünkü devamlı surette hayatımızın ağır bir bölümü biliyorsunuz iş yerlerinde geçiyor. Tabii. Gününün 10 saati orada geçiyor ve 10 saat boyunca birinin sana durmadan aslında şiddet uygulaması çok ağır bir şey ve onda oluşan geri Aslında dönüşüm işkenceye de girebilir, işkenceye değil mi? giriyor. Zaten yani o yüzden de ağır bir konu ve bence bu konunun çok daha net düzenlenmesi lazım. Bu bir Kesinlikle. eksiklik. Yani borçlar kanununda kapsamında veya genel hukuk veya hakime gözetimine bakaraktan ziyade daha net kavramlar ifade edilerek ve gerekli kurallar konularak yani yasal mevzuat çerçevesinde iş yerlerine bu konuda ilgili eğitimler verilerek ilgili net kavramlar gözeterek hareket edilirse bunun önüne geçilebilir. Aslında evet yani mobbing uygulanan kişi kendine mobbing uygulandığını fark etmezken mobbing uygulayan da kendisinin aslında hukuka aykırı bir şey yaptığını da fark Aynen öyle. etmiyor. Birazcık O da yüzden düzenleme yapması kesinlikle lazım. hatta belki çünkü kişilikle ilgili bir konu bu. Yani amir denilen kişi aslında karakteri,
baskıcı bir karakterdir, küfre yatkındır, davranış bozukluğu olan bir kişiliktir. Böyle bir kişilik aslında onun içinde bu normal bir davranış olabilir. Ama çalışan da o ki bu işte amirimiz kişiliği böyle. Adam zaten evet. sabahtan akşama kadar küfür ediyor, şey yapıyor, bağırıyor, çağırıyor. Hayır, bu yanlış. Yani o kişilik bozukluğu olan kişi aslında mobbing uyguluyor. Evet. Ama toplum bunları toplumsal hayatımızda evet kanıksamaktan kaynaklanıyor. Çalışanlarda ama öyle manyak falan tabiriyle. Aynen öyle, kesinlikle. Ve konu geçiştiriliyor. Bu yüzden de bu konu biraz daha net hukuksal platformu lazım. Düzenlenip altyapısı oluşturup belki doğal olarak yani bunun bir ayağı psikiyatrik ve psikolojik yani her bunlarla desteklenerek mevzuat oluşturulursa o zaman bu konunun önüne geçilebilir. Evet. Yani mobbing sürecinde haklı neden nefes edebilir evet. çalışan, ayrımcılık tazminatı ve maddi manevi tazminat. Hatta aynen sadece öyle. Mobbing uygulayan kişiye de özel olarak şahsına karşı da manevi tazminat ve cezai davalar açılabilir. Bunlar net bu süreçlerde hukukta. Zaten işte bir mercimer gibi kurumlara kesinlikle da şikayetler, özellikle devletlere bu şikayet haklarımız saklı. Konuşmamızın arasında mobbingin hani esas amacı aslında insanların genel itibariyle diyelim her olay başka şey de tabii. doğurabiliyor. İnsanları bezdirip istifa etsin, hiçbir hak ödemeyeyim, bir de işe iade davasının önüne geçeyim Doğru. istiyorlar. Doğru. Şimdi o yüzden de biraz işe iadeden bahsetmek istiyorum. Yani işe evet. iade prosedürünü ya da kim açabilir? Evet. Bunlara biraz değinebilir miyiz? İşe iade 2003 yılıydı hukuk sistemimize girdiği dönem. Ve aslında işe iadenin ilk hukuk sistemine girdiği dönemde kıdem tazminatının kaldırma Türkiye'de senelerdir biliyorsunuz evet, bir kıdem tazminatını o yasal mevzuatta değişiklik yapmak isteniyor. Yine o zaman da kıdem tazminat fonu oluştu, kıdem tazminatı kaldırırsın falan. Sonra o mevzuat değişikliği işe iade kurumu geldi. Mevzuat değişikliği yapıldı. İşe iade de aslında şu anda kıdem tazminatı da kaldı. O zaman işçiler ve çalışanların doğal olarak tepkisiyle. Aslında şu anda iş kanunu benim kanaatime göre işveren açısından da ağır hükümler içeriyor. Yani artık bir çalışanın bir iş yeriyle işveren açısından iş akdinin feshi ciddi mali yükümlülükler oluşturuyor. Hani örnekle işe iadeyi anlatırsak, işe iadenin önce sonucundan geleyim, bir işe iade yani davasının sonucunda bir çalışan o kişiyi asgari 4 maaş ve sosyal hakları artı 4 süre 8 arası orada kıdem süresi göz önüne alınıyor. Tazminat ödemekle yükümlü. Yani bir iş yeri bir çalışanı geçersiz ve haksız olarak iş akdini feshederse 12 maaş tazminat artı kıdem tazminatı artı ihbar tazminatını ödemekle yükümlüdür. Yani bunu biraz ve sosyal hak dediğiniz ücretlerde, primleri tabii, tabii, diye hepsi vesaire dahil. Ekleniyor, hepsi yemek ücreti, yol ücreti vesaire. Yani bir çalışanın aylık maaşını şöyle biraz daha üst düzey düşünelim. 8 bin, 10 bin lira olan bir maaş. Aslında bir işvereni 12 tazminat düşünürseniz, biraz da uzun süreli çalışansa. Nereden baksanız orada bir 120 bin. Kıdem tazminatını düşünün 10 yıllık. Oradan da bir 100 bin veya işte 50-60 veya ihbar 60, bir 200 binlik bir mali. Yani hani tabirleri biraz algılansın diye evet, söyledim evet. rakamları. Çok ciddi maliyetler. Bu yüzden de evet bir çalışanın yani bir işveren açısından kolay kolay iş akdini sonlandıramazdı. Geçerli feshi, haklı feshi süreçleri o kadar kolay değil artık. Bu önemli bir konu. Bu evet. iyi de bir konu. Ha işveren açısından ağır. Ağır olduğu için biraz Yargıtay orada ve genel kurul Yargıtay kararlarında kavramlar üzerinde tartışıldı. Ve kavramlar üzerinde işverenin lehine yorum ilkesi geldi. Nasıl oldu? Geçerli fesih ve haklı fesih kuramları oluştu. Geçerli fesih de haklı fesihe göre daha hafif gibi kullanacağım. Yani şöyle bir örnekle anlatacağım. Tabii kendi daha yaşadığım iyi olur aslında. Kendi yaşadığım bir dava örneğini aklıma geliyor şu anda. Oradan anlatmak istiyorum. Bir kurum yine banka isim vermeye gerek yok. Çalışanı orada bahis oynuyorlar. Çalışan çocuk
müvekkilimde çalışan çocuktu. Ama bahisi herhangi bir şekilde iş saatlerinde oynamıyor. Hı hı. Veya iş yeri bilgisayarıyla da oynamıyor. Kendi arkadaşıyla da oynuyor falan. Bankada hesap hareketlerine ilgisini çekiyor, öyle fark ediyor. Kendi cep telefonundan oynuyorlar. Normal mesai saatlerini, öğle saatlerini veya yemek arası vesaire vesaire. Ama yine mesai saatlerinde de değil ama mesai saatleri dışında. Kurum banka farklı fesih diyor. Tamamen iş ilişkisini kesiyor. Hiçbir tazminat ödemeden o kişinin iş ilişkisini sonlandırıyor. Biz işe iade davası açtık. Mahkeme, ilk derece mahkemesi burayı tartıştı. Geçerli fesih mi, haklı fesih mi diye. Hı hı. Aslında bence doğru yani. Orada aleyhimize bir konu karar verdi. Evet. İş iade davamızı reddetti. Dedi ki geçerli bir fesih değildir dedi. Ama haklı bir fesihtir. Haksız bir fesihtir dedi. Hı hı. Yani şunu anlattı. Yargıtay da bu kararı onadı. Yanlış bir karar değildi. Bence de doğru bir karardı. Dedi ki yani bir yerde aslında işe iade davası açmanı reddediyorum dedi. O iş yerine geri dönme dedi. Yani işe iade davası aslında bir tespit davası dediğidir. Esas olgusu aynı iş yerine başlatılması konusudur. Ama sen dedi burada buranın bir kurallar bütünü var dedi. Evet. Burası bir kurumdur dedi, bir bankadır dedi. Orada bahis oynama yani bahis oynama prosesindeki bir kişiyle çalışmak istemeyebilir. Aynı evet. işine baş. Ama sen aslında çalışma koşullarına, kurallarına aykırı davranmamışsın. Yani mesai saati dışında oynuyorsun, kişisel bir şeyini yapıyorsun, kendine yapıyorsun falan. O yüzden de senin tazminatını, kıdemini öder. Haksız fesihte kıdem ihbarını öder. Ama işe iadeni reddediyorum dedi. Bence doğru bir karardı. Hani yani artık işe iade de geçerli sebeple fesih. Evet, geçerli fesihle haklı fesih. Orada çok biraz aslında ince, o tanımlara biraz girelim mi? Evet. Hı-hı. Aslında çok ince bir ayrım. Kimse evet. onlara girmiyor. İş hukuku, iş hukuku spesifik bir hukuktur. Aslında her konuda biraz farklı tabii, değerlendirme oluyor. Bizim bildiğiniz gibi siz de hukukçusunuz. Hukuk çok geniş bir mevzuat. Hı-hı. Hukuk alanı çok geniş. Yani hepsinin kendi alanı, spesifik alanları var. Örneğin iş hukukunda gerçekten geçerli fesih, haklı fesih kuramları ince bir ayrıntıdır ama farklıdır. Yani bir davada kıdem tazminat ihbar alabilirsin, işe iade reddedilebilir. Evet. Veya çok fazla süreler önemlidir. Yani bizde de biraz branşlaşma olmak zorunda kalıyorsunuz ve tabii. iş hukukunda çok ciddi süreler vardır. Ki bunlardan en önemlisi de işe iade. İşe iade. Aslında işe evet, iadede hakların kaybı süreler yönünden başımıza gelebilecek en önemli olgulardan biri. Hemen girince biraz anlatmak istiyorum. Genel itibariyle aslında evet, evet. sürelerden bahsedelim. Hem de hı-hı. bir çalışanın işe iade davası açmada neler yapması gerekiyor. Şöyle, yasal mevzuatta olduğu an değişiklikten sonra işe iadede çok ayrıntılar var. Hı-hı. Örneğin kesinlikle kurallar, o maddenin kendi içinde kuralları var. Bir iş yerine karşı işe iade davası açacaksan bir kere en az 6 ay orada çalışmış olman gerekiyor. Evet. Belirsiz süreli iş akdin olmalı. İş yerinde en az 30 işçi çalışmalı. SGK'lı vesaire. Yine işveren vekili olmaman gerekiyor. İşveren vekili ve orada özellikle yine kanun koyucu ayrıntı bir şey yapmış. İşveren vekili ve işe alma çıkarma yetkisi bulunan kişi diyor. Ben onu basit tabirle hem halk ağzıyla anlaşılacak bir şekilde söyleyeceğim. Yani o iş yerinin genel müdür, genel müdür yardımcısı. Bir de orada genellikle işi veren vekil fabrika müdürlerini içine evet. aldı Yargıtay. Orada işe alma çıkarma yetkisi var ve işveren vekili statüsünde bu kişiler açamaz. Çünkü iş güvencesi kapsamında bunları da ayrı tutmuş. Yani madde kendince kurallar belli koymuş. Belli bir kıstas koymuş belli aslında. Belli bir kıstaslar koymuş. Bu kıstaslar oluştuğu takdirde açabilirsin diyor. Ve oradaki bir önemli kuramda çok tekrar dediğim gibi süre var. Oradaki süre şöyle önemli. Sana iş haktinin işe iade işveren tarafından fesihte açılabilir. Kendini zaten biraz önce de konuştuğumuz gibi açamazsın. İş haktinin işveren tarafından fesinin ihbar edildiği tarihten itibaren bir ay içinde der yasa maddesinde. Yani oradaki işveren tarafından ihbar edilen tarih fesih ihbar süreleri vardır biliyoruz. Yani çalışanlar da bunu bilir. İşte 6 aya kadar çalışıyorsan işte 2 hafta, işte 6 ay ile 3 yıl arasında 4 hafta. Yani şu demektir. Sen 2 yıllık bir çalışansın. Sana fesih ihbarda bunu. Senin iş akdini ihbar sürende kullandırıyorum. Bir ay sonraki tarih işte bugün neyse günümüz işte 20 Mart
2018 tarihi 2019 tarihi itibariyle şaktin feshediliyor diye bir fesih ihbar veriliyor. Yazılı bir fesih gelecek. Aynen öyle. Evet. Yazılı bir fesih gelecek. Yazılı fesih ihbarı geldiği tarih itibariyle bu süre başlıyor. Şimdi bir aylık süre başlıyor kesinlikle. O tarihte. Bizde şimdi çalışanlar Hı-hı. orada hata yapıyor. Şöyle. Çalışan zannediyor ki bu tip davalar ben iş yerinden çıktım gittim ondan sonra. Hayır. Orada zor durumda. Çünkü sana fesih ihbar verildi ki buradan çok fazla çalışan süre yüzünden hakkını kaybediyor. Hı-hı. Neden? Çalışan çünkü o olguyu algılayamıyor. Bu yüzden aslında bir şekilde iş ilişkinin bittiği zaman bana göre uzmanıyla, avukatıyla konuşması kesinlikle. Lazım. Kesinlikle. Ben her programda onu söylüyorum. Evet. Mutlaka bilen kişiyle mutlaka çalışmanız lazım. Konuşması gerekiyor. Çünkü çalışan böyle bir fesih ihbarı geliyor, işten çıkıyor. Tamam diyor ben gideyim işe iade davası açayım. Gidiyorsun ama o zaman senin karşına diyor ki yasa çok açık net. Yazılı fesih ihbarı yapıldığı tarihten sana tebliğ yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde başvurman gerekiyor. Eğer sen bu başvuruyu yapmasaysan zaman hak düşürücü süre. Ki şimdi o şöyle 2018 Ocak'ta da biliyorsunuz. Arabulucu kurulu müessesesi geldi. İş hukukunda da zorunlu arabuluculuk oluşturuldu. Kapsama girdi. Şimdi o bir ay içinde dava açma değil, arabulucuya başvuru süresi oluşuyor. Arabuluculuk ama aynı mantık. Yani sonuç itibariyle o da aynı. Fesih ihbar tarihinden itibaren. Yani sana senin işveren tarafından burayla ilişkin kesildiği gün dendiği anda mutlaka konunun uzmanı bir avukatla vesaire görüşmesi lazım. Görüştükten sonra süresi başlıyor çünkü eğer işe iade konumu o koşulları da sağlıyorsa bir ay içinde arabuluculuğa başvuruyor. Arabuluculuk görüşmesinden de bir sonuç alınamazsa son tutanak diyoruz. O tutanak alındıktan sonra 2 hafta içinde dava açma. Bu süre hak düşürücü süre ve geçerse kesinlikle herhangi bir iddia edilemez. İlk celsede hak düşürücü süre yönünden davanın reddiyle karşılaşır. Ne kadar hakkı da. Bu yüzden de iş hukuku çok fazla süreler, ayrıntılar teknik bir konu. Çok teknik. Hatta yine hemen sonuca da geçeceğim. Davayı kazandınız. Evet. Karar kesinleşti. Her şey bitti. Bu bir tespit davası. Tekrar diyorum. Yani geçerli bir sebeple feshetti mi, etmedi mi? Bunu tespit ediyoruz. Evet. Sonucunda peki? Sonucunda lehinize diyelim geçerli fesih olmadığı davayı kazandı. Davayı kazandınız. Orada da şöyle bir proses işliyor. Yine orada da yine süreler işliyor. Mutlaka kararın kesinleşme kararının tebliğinden itibaren karar yargıtayda, istinafta, istinafta şu anda kesinleşiyor. İstinafta kesinleştikten sonra kararın tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işverene başvurmak zorundasınız ihtarname suretiyle. Beni aynı koşullarda aslında oradaki hemen yine bir tazminat rakamları çıkmıyor. Aynı koşullarda, aynı şartlarda, aynı işime başlatılmak istiyorum diye. Eğer o 10 gün içinde o ihtarnameyi de çekmezseniz hakkınız kaybolıyor. Yani davada kazandığı bütün haklarını mı kaybediyor bu aynen süreçte? Aynen öyle. İşe iade çünkü o zaman işe iade talep hakkın bitiyor. Evet. Doğal olarak diğer haklar da ortadan kalkıyor. Yine 10 gün içinde işe iade ihtar suretiyle başvurulduktan sonra işveren de 30 iş günü içinde işe başlatmak zorundadır. Eğer o da o süre zarfında başlatmazsa otomatikman zaten o da tazminat sorumluluğuna dönüyor. Yani tazminat sonucunda ne? Gerçi biraz bahsetmiştiniz. Evet, 4 oradaki tazminat sonucunda 4 maaş artı tüm sosyal haklar, 4 net maaş. Ama bu arada 4 net maaşı derken işveren onunla ilgili sanki 4 ay orada çalışırmış gibi sigorta primleri, her türlü devlet nezdinde ödemesi gereken, yani sigortada sanki 4 ay daha çalışırmış şekilde göstererek diğer bütün haklarını resmi kurumlar nezdinde haklarında ödemekle yükümlü. Uygulamada bazen şu da oluyor. Kıdem tazminatını ödeyerek çıkartıyorlar. ve işe iade davası kazanılıyor. Şunun için soracağım. 4 ay çalışıyormuş gibi olduğunda kıdem tazminatı belki 4 ay ile birlikte artıyor. Bu süreçte ne yapacağız? Şöyle anlatayım orayı. Kıdem tazminatı ödenerek çıkarıldıysa, kıdem ihbarı, öncelikle bu kişi işe geri alınırsa, işe iade, çünkü aslında tekrar diyorum bir tespit davası da, işe geri almadık. İşe geri alınırsa, o kişi işe başladığı zaman kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı mahsuplaşma suretine de giriyor. 4 maaşını ödeyecek. İşe geri alsa da tazminat yükümlülüğü oluşmaz ama işe geri alsa bile
4 maaşa aynen dediğiniz gibi hem primliyle yatıracak. Hepsini ödeyecek. Ama orada kıdem ihbarı ödediyse onu mahsuplaşabilir. Mahsuplaştıktan sonra kalan hatta kıdem ihbarı geri ödemekle işçi çalışan yükümlü hale de gelebilir. Evet, çalıştırırsın. Bu aynen öyle. Çalıştırırsa böyle. Çalıştırmaz da zaten herhangi bir şekilde o kıdem ihbar ödeme sorumluluğu zaten oluşmuş oluyor. Yani geçersiz ve haksız fesih prosesi aynen devam ediyor. Ve orada 4 ay daha çalışan ekleyip 4 maaş sosyal hakları artı mahkemenin belirlediği tazminat, onda da brüt tazminat miktardır. Orada herhangi bir şekilde diğerinde net maaş artı sosyal haklar, işte yol, yemek varsa, yemek yol genel anlamda olur zaten. İşte prim, başka ikramiyesi vardır kişinin veya işte sağlık yardımı vardır. Bunların çocuk yardımı vardır. Hepsi ekleniyor. Aynen. 4 ay çalıştıracağım maaş bordrosu kapsamında hepsi ekleniyor. Şeyde tazminatta 5 maaş der. 5 brüt dediyse 5 brüt, 6 brüt dediyse 6 brüt, 8'e kadar çıkabiliyor. Kıdem süresine göre daha çok hakimler karar veriyor. Asgarisi 4'tür. Yani asgari 8 4, maaş. En fazla da 8'e 12 kadar. Maaşa toplamda. 12'ye kadar. Toplamda. Ödemesini yapıyorlar. Evet, alacak olsun. Banu Hanım çok teşekkür ederim. Çok dolu dolu bir program oldu. Ağzına ben sağlık efendim. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hakkınız var efendim, unutmayın.